Herkese merhaba, iyi akşamlar, güzel pazarlar dilerim. Jali Tezer Eğitim Kurumları sınıf öğretmenlerinden Nazlı Tarhan Demirtaş ben. Bu akşam okulum adına çok önemli bir ismi, alanında çok uzman bir ismi ağırlayacağım. Diyetisyen Funda Tuzgöl bizlerle birlikte olacak. Evet, pandemi sonrası yeni normalimizde, normalleşme sürecinde nasıl bir diyet, nasıl bir beslenme programı uygulamalıyız? Ondan bahsedeceğiz hep birlikte. Öncelikle konuğumu davet etmeden önce sizlere onu tanıtmak istiyorum. Daha önce okulumuza da gelmişti, konuk etmiştik, onu ağırlamıştık. Okul olarak yürüttüğümüz bir beslenme projesinde bizlere ve çocuklarımıza çok pratik, faydalı bilgiler vermişti. Funda Tuzgöl, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden 2002 yılında mezun olur olmaz TRT'nin Oran'daki binasının kurum diyetisyenliği görevine başladı. Daha sonra tüm diyetisyenlik deneyimlerini kazandığı, her biriminde bir fiil çalıştığı, kendi deyimiyle benim için tam bir okuldu dediği Güven Hastanesi'nden 6 yıl sonra diyet kliniği kurmaya karar vererek ayrıldı. 2008 yılından beri binlerce danışanına eşiyle birlikte kurduğu muayenehanede hizmet veren Funda Tuzgöl, eş zamanlı olarak 2008-2009 yıllarında Başbakanlığın kurum mutfağının akreditasyonu için göreve davet edildi ve başarıyla belgelendirildi. Ardından Dışişleri Konutu'nun 4 yıl diyet danışmanlığını yapan Tuzgöl, bu zamana kadar yapmış olduğu 2 yüksek lisans sayesinde de Türkiye'nin klinik psikoloji ve PDR yüksek lisanslı tek diyetisyeni olma unvanına sahiptir. Evet, Funda Hanım'ı davet ediyorum. Evet, Funda Hanım şu anda bekliyoruz. Çok faydalanacağımızı düşünüyorum kendisinden. Funda Hanım, iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar hocam, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, çok iyiyiz. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Çok iyi görünüyorsunuz. Pandemi sizi hiç vurmamış. Öyle, çok teşekkür ederim. Maşallah. Funda Hanım, okulumuzda yürüttüğümüz beslenme projesinden sonra çok faydalı, pratik ve güzel bilgiler aktardınız. Hem bizlere hem çocuklarımıza. Çok güzel geri dönüşler aldık. Bu pandemi sonrasında nasıl bir beslenme programı uygulamalıyız? Bize neler tavsiye edersiniz? Biraz sizden bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Hocam şimdi hepimiz eve kapandık ve bu eve kapanma sürecinde hala da devam etmesini uzmanlar söylüyorlar. Hastanede çalışan birçok arkadaşımla iletişimdeyim. Pandemi katlarını küçültmeyi planlarlarken şu an yeniden genişletmelere gidiyorlar. Aslında süreç devam ediyor. Sadece bu gözümüzle dahi görmediğimiz, vücudumuza girmediği sürece hayatını devam ettiremeyen, bize ihtiyacı olan bu virüsün etkisinin azalmasını dört gözle bekliyoruz. Başka çare yok deniyor ve bu bekleyişte de hep tanımlanan ne? İşte virüs yükünü azaltmak gerekiyor diyor uzmanlar, bilim kurulu. Yük denen de işte bir kez enfekte birine temas ettiysek o belki bir bizi vurmayabiliyor ama eğer yük artarsa birçok enfekte kişiyle bir arada olursak İşte onun için eve kapanalım dendi ve evde de yiyecek içecek kısmı bir muamma yarattı bazı evlerde. Çünkü çoğumuz çalışma hayatına adapte olmaya çalışırken işte çocuklu evlersek onun kursu, öbürünün çalışması, eve geç gelmeler, belki herkes hazır yemek yiyordu. Şimdi yemek, dışarıda yemek olayı inanılmaz derecede kısıtlandı. Yakın zamana kadar her yer kapalıydı. Açılsa da şu an tercih edilmesin deniyor. Edenler mutlaka var ama tabii bütün bunlar ne yaptı? Evde yemek yemeyi, evde yemek yapmayı arttırdı. Yani belki haftanın birkaç günü de olsun dışarıda yenirken artık o da yok. Evde almaz olduk değil mi Funda Hanım? Ekmeğimizi bile evde yapar olduk. Nazlı Hocam, dünya genelinde en çok satışı yapılan şeyin birinci sırasında tıraş makinesi,
İkinci sırasında da ekmek makinesi olduğu söyleniyor ve fiyatlara geçenlerde baktım. Benim ekmek makinem senelerdir vardır. Ben kime konuk olsam ekmek yapıp götüren bir diyetisyenim. Çünkü ekmeğimize ellenmemesi gerektiğini düşünüyorum ve inanılmaz derecede sevilir yapılan ekmekler. Çünkü ev ekmeği çok güzel bir şey. Geçenlerde fiyatlara baktım. Yani değil 2 katı, 3 katı, 10 katına fırlamış ekmek fiyatları, ekmek makinesi fiyatları ve evet ekmeğimizi bile artık evde yapar olduk. 1920'li yıllara döndük diyorum. Saç tıraşlarını evde yapan, ekmeğini evde yapan kadınlar, erkekler şeklinde. Tabii eli hiçbir şeye değmediği gibi una dahi değmeyen işte erkeği kadını herkes mutfağa girdi. Çok da güzel Çok da oldu. güzel oldu. Bir şey değil. Evet. Evlilikler kurtuldu. O kadar çok ben mesaj alıyorum ki iyi ki evde yemek yapmayı bize deneyimlettiniz, öğrettiniz. Biz bunun keyfiyle çok hoş anlar yaşıyoruz diye. Evet. Aslında inşallah kimsenin yakını, çevresi, konusu, komşusu kimse rahatsızlanmamıştır da Evet. bu bambaşka bir deneyimdi Nazlı Hocam. Yani çocuklarımız zarar görmediyse eğer psikologların, psikiyatristlerin en çok ürktüğü şey aslında daha çok belli yaş altı çocuklar ve belli yaş üstü yaşlılar. Onlar zarar görmediyse aslında bizim yaş grubumuz için olağanüstü farklı bir deneyim oldu. Funda'nın arkadaşlarımızla yaptığımız etkinlikler bile aslında mutfağa taşındı. Birlikte kurabiyeler yaptık, kekler yaptık. Çocukları bir dahil İnşallah. ettik aslında bu süreçte mutfağa. Çok Ama güzel. bununla bir Çok güzel. Bazen şey diyorum. Okullar açıldığında öğretmeni soracak evdekilerle ne yaptın diye. Acaba neyimiz eksik kaldı? Başka çocuğunkine evet. yetişememezliğimiz olmuş mudur? Çünkü biz karı koca evde yoğun çalıştık bu süreçte. Sürekli eğitimler, danışanlarla online görüşmeler. İnşallah evlatları ihmal etmemişizdir diye ümit ediyorum. İnşallah. Ümit ediyorum. Aslında bu süreçte biz öğretmenlerin, belki annelerin de en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de hareketsiz kalan çocuklarımızın kemik ve kas gelişimlerini nasıl destekleyebiliriz yeni normalleşme sürecimizde? Ve ister istemez abur cubura yönelen, işte bu yaptığımız keklerden, kurabiyelerden yiyen çocuklarımız acaba bu alışkanlıklarını nasıl dengelerler yine normal leşme sürecinde? Bu konuları çok merak ediyoruz. Bize biraz da bunlardan bahsederseniz, bir öğretmen olarak aynı zamanda olarak. Hareketlerini kısıtladık aslında çocukların. Hani evde de bir sürü bir şeyler yapmaya çalışan çok güzel paylaşımlara denk geliyorum ama ne kadar da olsa dışarıda bol oksijenin olduğu bir fiziksel aktiviteyle ev egzersizi tabii ki bir Değil değil. mi? Bunların hepsini evde yaparken bir de çok önemli bir vitaminden, vitaminin kullanılırlığından geri kaldık. Vitamin D bizim için, büyüme gelişme çağındaki çocuklar için çok çok kıymetli ve vitamin D yetersizliğinde kemik gelişiminin olumsuz olmasından öte öfke yönetimi, vücut yağlanması, özellikle karın bölgesinin yağlanması, yetişkinde de çocukta da olumsuz sonuçlarla karşılaşıyoruz. Onun için vitamin D'yi işte belli saatlerde alalım kısmı da var. Yani artık ultraviyole ışınların tehlikeli saatleri de önerilmediği için biz o zaman ne yapacağız? Güneşe maruz kalmamız lazım. Güneş tenimize değecek ki yiyeceklerle aldığımız vitamin D kullanılabilir formuna çevrilsin ve vücuda yararlı hale gelsin. Güneşin de sağlıklı saati işte belli saatten önce 10-10.30'lardan önceki güneş ve 4'ten sonraki güneş. Yani bu eve camdan gelen güneş bir işe yaramıyor. O camı açıp değmesi lazım. Çocuğun gözünde gözlüğü varsa gözlüğün çıkması lazım. Güneş gözlüğü, numaralı gözlükte %60 civarında D vitaminini kırıyor ve en iyi absorbe eden organlardan biri göz. Evet. O nedenle bir kere her şeyden önce vitamin D açığımızı kapatmak gerekiyor. Artı kemik gelişimleri için fiziksel aktivite çok kıymetli. Çocukların gün içerisinde, yetişkinin gün içerisinde işte belli egzersizleri aslında ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Aktivite bitti diyenlere çok güzel anne çocuk videoları var evde. Annenin, babanın, çocuğun ağırlığını kullanarak yapabileceği egzersizler.
Veya sen bana destek ol, seninle birlikte yapalım. Hem anneyi babayı geliştirecek ebeveynleri, hem çocukları eğlendirecek aktivitelerle de bu birliktelik anlarını da arttırabiliriz. Çünkü dediğiniz çok doğru, fiziksel aktiviteden mahrum kalmışlık tehlike. Her yönden, psikolojik yönden de tehlike. Günün ilk dakikalarında yaklaşık 2 dakika ip atlamanın mutluluk hormonunu çok ciddi. Özür diliyorum, sanırım telefon geldi eğer yayın kesildiyse. Bu fiziksel aktivitenin ip atlamanın mutluluk hormonunu arttırması çok kıymetli. Hiçbir şey yapamıyorsak günde 1-2 dakika ip atlama bile çocuğa çok şey katacak, yetişkine çok şey katacak. Bunu da unutmamak lazım. Çok teşekkür ediyoruz Funda Hanım. Galiba artık bu sürece de biraz alışmalıyız, değil mi? Küresel bir sıkıntı haline gelecek belki de bu virüsler. Bir sonrakinde nasıl daha az zararla bu durumu tolere edebiliriz? Bu konu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Evet hocam, yani şimdi söylenen şu ki artık virüs bir dünya gerçeği ve biz bu virüsle belki de dönem dönem yeniden karşılaşacağız. Hayatımızda ilk defa pandemi nedir bunu deneyimledik ve dünyanın sorunu olduğu için de aslında bizde yaratacağı travmatik değer de birazcık daha tolere edilebildi. Bu sadece bizim mahallenin, bizim ilin ya da bizim ülkenin derdi değil. Tüm dünya, büyük dünya ülkeleri bile yönetemedi ve perişan oldu. Şimdi pandemi sürecinde bir şeyi anladık. Bir kere bütün krizler hep diyetle ilgili listemizdeki uygulananlar, masraflar arasında ilk çıkarılan şey diyet olurdu. Tüm krizlerde lüks olurdu ve kişi vazgeçerdi, erteleyebilirdi. Fakat şimdi anlaşıldı ki bu krizde en baş sırada ruhsal sağlığımız ve beden sağlığımız önemli. Çünkü gördük ki o çok büyük ülkelerde bile asıl kayıpları yaşayan, can kayıplarının olduğu bedenler çok yağlı. Özellikle karın bölgesi, gövdesi yağlı. Kalp damar rahatsızlığı olan, akciğer problemi yaşayan, karaciğer yetmezliği yaşayan, yani aslında hepsinin menşeinde fazla kilolarını yönetememiş bedenlerin rahatsızlığı daha zor atlattığı, bu virüsün altından daha zor kalktığını görünce birçok kişi yardıma ihtiyacının olduğuna karar verdi ve sürekli diyetisyenlerle, meslektaşlarımla, benle iletişime geçmeye çalıştılar. Ben pandemi sürecinde acaba evde nasıl yaparız derken ciddi anlamda bize destek verin diyen danışanlarla bir araya geldik. Ve evet, bence de koronavirüs inşallah biter ama bu bitse diğeri başlayacak bilgileri de sıklıkla geldiği için Nazlı Hocam hep diyoruz ki sağlıklı besleneceğiz. Bu sadece işte şunu yiyin, bazı uzmanlar çıktı ve dediler ya hani şu çorbayı için, kelle paça için tek bir şey bizi korumayacak hocam. Çeşitlilik, yani o masadaki rengarengi ayarlamamız lazım. O salatasız sofralar olmamalı, yoğurt mutlaka olmalı. Gün içerisinde protein dengesini çok iyi almanın ötesinde bağırsak tembellikleri de yaşamamamız lazım. Çünkü artık gitgide bundan sonraki yıllarda hep mikrobiyata konuşulacak. Çünkü floramızın çok çeşitli olması lazım. Sağlıklı bakterilerin yüksek sayıda olması, sağlıksızların az olması her anlamda bizi koruyor. Genç olmamızı sağlıyor, hastalıklara yenik düşmemizi engelliyor, birçok sağlık sorunundan korunmamızı, fazla kilolardan korunmamızı sağlıyor. Onun için florayı çeşitlendirmek de probiyotik, prebiyotik dengesini çok iyi yönetmek lazım. Artı süt yoğurdu, ev yapımı yoğurdu, sirkeyi, yeşillikleri, mor lahanayı, her şeyi almak, yağlı tohumları tüketmek lazım. Çorba çok iyi bir kültürdür. Türk halkının olağanüstü bir kültürüdür. Çorbayı öğünlerde bulundurmak sindirim sistemimizi de dengeye koyacak. Her gün dışkılayalım. Bağırsaklarımızı öğlen 12 olmadan önce mutlaka temizlemek, boşaltmak vücudun daha sağlıklı olmasını sağlayacak. Yumurta başlı başına zaten çok kaliteli. Her yaşta çok kıymetli. Artık yumurtanın hakkı ödendi. Hep eskiden aman yumurta yemeyin, kolesterol, işte allerjisi yoksa bir bireyin
yumurtasız bir günü düşünmesin diyoruz. Çocuk, büyük, yetişkin herkes sadece 1 yaşından önce yumurtanın beyazı alerjen olduğu için tehlikeli. 1 yaşından sonra da yavaş yavaş çocuğun hayatına katmakla ömrünün sonuna kadar, yani bu bir karaciğer yağlanması ile ilgili sorunu olanda da böbrek fonksiyonlarında mesela böbrek problemi yaşayan bir danışanın doktoru protein kısıtlaması yaptığında bile kaliteli protein olan yumurtayı verirsiniz. Çünkü anne sütünden sonra insan vücuduna çevrilebilen en kaliteli protein ve ne deniyor? Markette satılan yumurtalar için ne düşünüyorsunuz? İşte geldik en önemli soruya aslında. Markette satılanlar için ne düşünüyorum? Bir kere saklama koşullarını hep eleştiriyorum ve hangi markete girdiysem üst üste yığdığınız bu koliler bu sıcaklıkta bu yumurtaları korumuyor. Siz bir günde bile bu kolilerin tamamını satsanız da bir kere bozulmayı burada başlatıyorsunuz. Zinciri bozuyorlar. Yani soğuk zincir bize gelene kadar bir gıdanın, proteinli gıdanın artı 4 sıcaklıktan daha sıcakta kalmaması lazım. Her şeyden önce yumurtanın koşulları iyi değil. Bir de kaynağa dönüp baktığımızda artık gündemimizde ne var? İşte o hayvan, o yumurtanın annesi, o tavuk geziyor muydu? Yoksa mutsuz bir şekilde kapatıldı ve sadece yemlenerek yumurtlaması mı sağlanıyordu? Ve o yem nasıl bir yem? Bunların hepsi tabii ki olağanüstü, üstünde durulması gereken şeyler. Keşke herkesin ortamı müsait olsa, küçücük bir bahçesi, küçücük bir kafesi ama onun içinde mutlu bir tavuğu olsa da o yavru o yumurtayı 2 günde bir bile yese, o kaliteli yumurtayı yese keşke ama herkesin koşulları bu olamayabiliyor. Hanım, O nedenle çok özür buyurun. dilerim. Yumurtadan konu açılmışken, şimdi ben de bir öğretmen olarak ve çocuklarımızın okulumuzda kahvaltı yapmasına şahit olan, hatta onlarla birlikte kahvaltı yapan biri olarak bir soruyu çok merak ediyorum. Bazı öğrenciler diyor ki, öğretmenim evde ben yumurtamı yiyerek geldim ama burada da yemek istiyorum. Yesin hocam. Yesin. Eğer alerjisi yoksa o yavrunun yesin. Hiç de engel olmayın. Şahane de olur hatta. Çünkü bir kere o proteini alarak anne sütünden sonra en kaliteli proteini aldı. Vücuda birebir oranında çevrilebiliyor. Birincisi bu. İkincisi doydu. Bir bebeğin, bir yavrunun gündüz sabah kahvaltısında proteinli bir tüketimle doyması ders başarısında olağanüstü artışa neden oluyor. Her şeyden öte içimiz de rahat etti, biz de huzurlu olduk. Ama pişirme yöntemi de çok kıymetli. Eğer haşlanmak, haşlayarak o yumurtayı tüketeceksek evet en sağlıklısı. Ama bu haşlanma mevzusunun da altını çizmek lazım. Yumurtayı kaynamaya başladığında, koyduğumuz suyun içerisinde suyla birlikte kaynamaya başladığında altını öyle bir kısıklığa getireceğiz ki hala fokurdama devam edecek. O fokurdama içerisinde yaklaşık 9-10 dakika kadar fokurdamanın ardından hemen sudan alacağız. Altını kapattım dememiz yetmiyor. Hala o ısı yumurtayı pişirmeye devam ettiği için sarının etrafında yeşil sülfür halkası oluştuğu için bir kere sindirim enzimlerimizi de güçleştiriyor ve protein denatürü olmaya başlıyor. Yani sindirilebilirliği ortadan kalkıyor ve o çocuğu da yoruyor her şeyden öte. Mideyi de yoruyor. Onun için yumurtanın üzerinde hani neden bu kadar çok duruyoruz? Çok kıymetli ama pişirme yöntemi önemli. Mesela tereyağı koydum üstüne kırdım. Yağ direkt kırdığımızda zararlı maddeler açığa çıkıyor. Onun yerine altta bir sebzeli zemin, domates, biberin öldürüldüğü, soğanın öldürüldüğü bir menemen mesela olağanüstü bir öğün. Ana öğün bile yapabilirsiniz. 3 yumurtayı kırarak yaptığınız bir menemen akşam öğünü bile olabilir. Onun için doğru yöntem kıymetli. Yumurtayı doğru tüketelim istiyoruz. Funda Hanım, ben bir yandan da tabii ki sizin bir danışanınızım. Çocuğumla ilgili bir sürü şey sordum bunca zaman size. Peki bu kadar yumurtanın faydalarından bahsettik. Hiç yumurta yemeyen çocuklarımız da var. Bu süreci anneler nasıl atlatabilir? Ya da onların protein ihtiyacını gidermekte neler yapabilir? Yaptığı bir krebin içine mesela krep, pankek yapıp onun içine koyduğu yumurta yeterli olur mu çocuk için? Hocam aslında her şeyin en başına dönelim. Annenin hamileliğinde tükettiği
besin çeşitliliği bebeğin tat reseptörlerini arttırıyor. Yani biz ne yersek onu seven bir bebeği dünyaya getiriyoruz. Sonradan ben nasıl olsa ona yediririm. Ben sevmiyorum ama yiyormuş gibi yaparım. Çocuk zaten ilk başta sağ beyinden sağ beyine bizim duygumuzu görüyor. Sözelimizi anlamıyor, hissiyatımızı biliyor. Ona iyi örnek olmak adına dişimizi sıkıp onu bir kere tüketerek hamileliği başlatmak çocuğun yumurtayı sevmesini de sağlayacak. Ama olamadı, işler yolunda gitmedi, annenin alerjisi vardı vesaire. Herhangi bir nedenden dolayı yumurtayı deneyimleyememiş bir hamilelik ve yumurtaya alıştırılamamış bir çocuk diyelim. Hiç olmazdan iyidir. Çünkü sizin o pankekin içerisine koyduğunuz yumurta, çorbaya yumurtayla terbiyeler yapmak, sebze yemeğinin yumurtalı soslarını sağlamak, eti bazen işte içine yumurta koyarak yapılmış bir takım rostalara dönüştürmek, çocuğun yine o tatla tanışmasını sağlayacağı için ilmek ilmek, yavaş yavaş, hani der ya adam, işte 20 yaşıma kadar ben asla yemedim ama askerde yedim. Belki 20 yaşına kadar ufak ufak hayatına girişi ve askerlikte onu deneyimlemesi fikrini değiştirdi ve o besini tüketti. Yani bir kere bunları azar azar da olsa sabredelim. Ama bunu bir psikolojik savaşa dönüştürüp yemen lazım baskısıyla değil de örnek olarak. Çünkü gözlemim şu, hocam 20 yıldır diyet danışmanıyım ve insanların sadece beni tercih eden değil, bir markette diyetisyen olduğumu öğrenen bile sohbet esnasında binlerce hikayeye temas ediyorum. Şu net, özellikle baba, evdeki baba bir şeyi reddediyorsa çocuk güzel yemiyor. Yani babanın o yemeğe alkış tutuşu, ya hayatımda yediğim en güzel yemekti deyişi, çocuğun gerçekten farkındalığını değiştiriyor ve sofrada keyif alır hale gelebiliyor o çocuk. Onun için önerilerden biri tutumumuzu değiştireceğiz. Yiyecek ne olursa olsun biz bir önce sevdalı olacağız o yiyeceğe. Artı çocukları pişirme esnasında yanımızda tutalım. O tezgahın üstüne tehlikesizce oturtturalım. İzlesinler. O yumurtayı kırsınlar. Ben hocam Alp'i anmadan burada siz varken edemeyeceğim. Danışan bizi dinleyicilerimize de söyleyeyim. Benim ilk çocuğum şu an 11 yaşında erkek ve bundan 3 yıl önce bir kitap okuyordu. İşte 13 yaşına gelmeden önce yapılması gereken 50 şey. Onlardan biri de evde hiç sıcak bir yemek yaptınız mı deyince hadi dedim yayla çorba yapalım. Başına geçti, ben hiçbir şey ellemiyorum. O tarifimle içine bir şeyler kıracak. İlk yumurtadan başladık. İyi ki ilk yumurtadan başladık. Eline aldığı anda dan diye tencereye vurup parçalamış, böyle olmayacak mıydı diye. Eğlenceli ama işte deneyimlemek lazım. O çocuk eline bir yumurtayı alacak, kırmayı bilecek. Onun içinden sarısını, jelini, çıktığını görünce diyecek ki, yani ne kadar güzel. Bak bu biraz daha dursa işte ne olurdu kısmına çok fazla girmeden bu sefer merhametleri gelişiyor çünkü civcive ve iyice reddedebiliyorlar. Yani yavruları biz aslında bunlarla hemhal edersek, mutfağa sokar, aman elleme, dökersin, girmesen demezsek, sabredersek her besini yedirebiliriz diye ümit ediyorum. Bu ilgiyle de başına geçersek sonuç daha keyifli oluyor. Ben bir yandan sorulara da hocam gözüm kayıyor, bakıyorum. Funda Hanım danışanlarına bu kadar samimi, yakın davranmıyor. Aa, tabii ki medyada kendini göstermek lazım, samimi değil. Çok üzüldüm, keşke sizinle tanışmış olsaydım, fikriniz bu olmazdı diye ümit ediyorum. Çünkü herkes tam tersini söylüyor. Güler yüzümü hep çok severler. Funda Hanım, ben de sizin bir danışanınız olarak tekrar söylüyorum. Bu az önce bahsettiğiniz önerilerin hepsini biliyorsunuz birlikte benim oğlum için uyguladık ve şu anda bir yumurta sever kendisi. Çok Ne mutlu. teşekkür ediyorum size. Ne mutlu hocam, ne mutlu. Paket süt ve yoğurt hiç tüketmeyin deniyor. Sizce ne dersiniz? Şimdi hocam evde yapamıyorsa anne ve buna fırsatı yoksa, sonuç alamıyorsa biz eli mahkum o hazır ürünleri tüketeceğiz. Sütle ilgili de hep üstünde durduğumuz, hatta süt teknologlarıyla çok sıklıkla konuştuğumuz bir mevzu. Mesela UHT süte ön yargılar olur. Mesela şu dönemde biz hep
eve toplu alışverişler yapmak zorunda kaldığımız günlerde, onları silmeyle, süpürmeyle bir sürü vakitlerin geçtiği, bozulabilir günlük sütler yerine UHT'leri de öneriyoruz. Paket ürünler tabii ki evde yaptığınızın yerini tutmaz ama hayır da değil. Ama kalkıp da bir meyve püresini, bebeğe rendelenmiş meyveyi hemen kaşık kaşık yedirmek varken o meyve püresini hazır alıyorsak, ona karşıyım. Zorda kalmadığımız sürece olağanüstü bir koşturma var ve hiçbir şey veremiyorum. O an belki, ama onu bile yapmamakta fayda var. Katkı maddesi içeren her şey tehlike, karaciğer için bir yük. Bunu unutmamak lazım. Funda Hanım, az önce bahsettiğiniz gibi şimdi bu süreçte işte mutfaklar belki de çalışan bayanların az uğradığı, sadece yemeklerin hızlıca yenip az önce söylediğiniz gibi bazen dışarıdan söylendiği bir yerken evde en çok uğranılan yer oldu ve bunun da getirisi yoğun alışverişler oldu ve bu alışverişlerle birlikte hayatımızda değişen hijyen kuralları, bunları nasıl saklamamız gerektiğiyle ilgili, saklamamız gerektiğiyle ilgili konuya değindiniz ama hani bu hayatımıza giren yeni hijyen kuralları sizce çok normal mi? Bu alınan her şeyin sabunlu sularla silinmesi, yıkanması yoksa bir obsesifliğe doğru bir gidişat olabilir mi? Hele ki altyapıda böyle bir şey varsa hocam, maalesef tetiklendi bu dönemde. Daha çok, hani birçok kişi dedi ki el yıkamayı ben pandemide öğrenmedim, zaten biliyordum dedi. Belli bir kesim de iyice abarttı. Ben ne yaptığımı söyleyeyim. Öncelikle bunun bir örnek olduğunu düşünüyorum ve danışanlarıma, bana sorana canlı yayınlarda hep söylüyorum. Arabamı kapımın önüne park ettim. Ve siparişimi bagaja koydurmak istiyorum. Geldiğinde de yukarıya da yorup getiren kişiyi de binanın içinde enfekte etmek istemiyorum. Kalabalık bir sitede oturuyorum ve çoğu da yabancı konsolosluk çalışanı da var. Ve bagaja konan o ürünü eğer artı dörtte olması gerekenler varsa yaklaşık 4 saat sonrasına kadar bekleyebilir ümidiyle. Daha sonra biraz bekletip alıyorum, onları siliyorum. Ama geri kalanları yarın alıyorum. Hiç de silmeden dolabıma kaldırıyorum. Çünkü bir gün beklemenin yeterli olduğu söylenen ambalajlı ürünlerde yeteri kadar beklediğini düşündüğünüz ürününüzü kaldırabilirsiniz. Çünkü bazen bunları alıp bu balkonuna koyup balkonda günlerce bekletmelerin de tehlikesi var. Ürün bu sefer kuş gelecek, güneşin altında bekleyecek, bir sürü sorun. Bu saklama koşulları çok önemli. Mesela eti hocam toplu alıp eğer tamam tüm dolapta, dipfrizde dondurmaya kalkarsak çıkardığımızda bir kere çözülme için geçecek zaman artacak. Onun için birer pişirimlik şeklinde dolaba ambalajlamak, dipfrize kaldırmak çok daha mantıklı. Ve dipfrize koyduğunuz eti çözdürdüyseniz şayet tekrardan çözülmüş eti pişirmediğiniz sürece dipfrize bir daha koyamazsınız. Çünkü mikrobiyal üreme artar. O nedenle çıkardığınız eti işlemlediyseniz pişirin ve tekrardan koymanız gerekiyorsa, pişirmediyseniz onu hemen tüketmek gerekiyor. Et için bu çok önemli. Artı sebzeleri en iyi öneri şu, mutlaka havlu kağıtlara sarıp ambalajlara koyup havasını iyice boşaltarak paketlerseniz ne kıvırcığınız bozulur, ne havucunuz filizlenir, ne patatesinizin başına bir şey gelir. O nedenle biraz havlu kağıt harcayacağız ama onları kullanmak da iyi bir avantaj yaratıyor. Ve bazen bu toplu etlerle ilgili ben şeyi de öneriyorum. Mesela kıymanın başına geçtiniz, bir kilo kıymanız var. Kıymayı kavurdunuz, bir tarafta soğanınızı, domatesi, biberi, salçayı, baharatı iyice kavurdunuz. İkisini birbirine kattınız ve fokur fokur kaynattınız. İyice kaynadı ve yemek için pişme anına geldiğinde bir yiğimlik 250 gramlık kavanozlar içerisine koyup sımsıkı da kapağı kapatırsanız, bu koşulu çok iyi yaptığınızda çalışan kadın için o kadar kullanışlı ki Nazlı Hocam. Yani eve geldiniz. Daha önce çok sıkı bir takip yaptım biliyorsunuz. Evet. Evet. Çok faydalı Funda Hanım.
Çok faydalı çünkü taze fasulyeniz dolabınızda ayıklanmış var ise ikisini birden açtınız. Siz duşunuzu alıp gelene kadar yemeğiniz hazır oluyor aslında. Hani bu tarz pratiklikleri yapmak durumdayız. Yani o salçayı eğer biz konservesinin içinde bekletir, ağzı hele açıksa sürekli küflenecek. Her açtığınızda küflü bölümü atmak da doğru değil. Çünkü içeriye geçişler var ve tüm küfler karaciğere yük yaratıyor. O zaman ne yapacağız? Bunları cam kavanoza boşaltacağız. İyice sıkıştıracağız. Hatta üzerine bir tabaka kadar zeytinyağı dolduracağız ki hep hava almamasını sağlayalım gibi. Tuz çok önemli. Çocuklar için iyot çok önemli. Eğer iyot kısıtlaması olan bir yetişkin değilsek bizim için çok önemli ama biz o güzelim tuzları alıp da şeffaf kavanozlara boşaltıp onu bir de güneş ışığına tezgahın üstüne koyuyorsak yine biz onun iyotunun güneş temasını sağladığımız için kaybına neden oluyoruz. İyotlu tuzu kullanırken yemeğin pişmesinin bitimine yakın zamanda koyun ki fokur fokur kaynayan yemekte de iyot yine kalmıyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani evde pişirmek lezzetli, hoş sunumlar. Hani o kısımları artık deneyimledik, keyfine vardık. Şimdi artık sağlıklı ne yapabilirizin üstünde duralım ki. Çünkü bir gıdım daha iyi yese alabileceği en üst seviyede sağlıklı besin tüketsin istiyoruz. Çocukların özellikle bu büyüme çağlarında geçirebilmek için. Hocam şu soruyu atlayamayacağım. 5 yaşına kadar yumurtayı severek yedi. 13 yaşında ve artık yemiyor. Ne yapabilirim? Burada birazcık aslında çocuk artık neyle tanışmaya başladı, ona özen göstermek lazım. Bir danışanımdan örnek vererek anlatmaya çalışacağım. 15 yaşlarında bir erkek danışanım büyük ebeveyniyle birlikte muayenehaneye geldiğinde babaanne şöyle izahatta bulundu. Ben büyüttüm, kıymalı bamyadan pırasaya, ıspanağa kadar her şeyi tüketirdi. Yalnız son 5 yıldır hiçbir şey yemiyor dediğinde 5 yıl öncesinde ne değişti dedim. Direkt cevap hocam şuydu. Kantini olan bir okula başladı. Neyle tanıştı damak tadı? Abur cuburla, tatlı gıdayla ve umami tadı dediğimiz o beşinci tat yani monosodyum glutamatla tanıştı. Ne oldu? Monosodyum glutamat bir kere bağışıklık yarattı. Çünkü vücudun da ürettiği bir şey aslında bu. Anne sütünde de var. Ve çocuk monosodyum glutamat eklenen ne varsa büyük bir keyifle onu tüketti. Fakat o lezzet çok yüksek bir lezzet olduğu için kalkıp da bir kıymalı bamyaya hayır demeye başladı. Ben onun için danışanda böyle bu velimizin dediği gibi bir cümleyle karşılaştığımda diyorum ki olabildiğince hızlı bir şekilde ama travma yaratmadan çocuğunuzun önünden lütfen abur cuburu kesin. Ve inanın o abur cuburla alacağı kaloriyi siz evde yaptığınız kurabiyelerle, keklerle, çöreklerle de verseniz kilo anlamında da daha iyi yönetiyorsunuz ve katkı maddesi almadığı için "Aa, bu yemek ne kadar lezzetliymiş" der hale geliyor. O nedenle çocuğu lütfen bu gıdalardan uzak tutmaya çalışalım. Ben bir yandan bakıyorum, özür diliyorum hocam. Peki hiç meyve yemeyen bir çocuğumuz varsa ne yapmalıyız? Meyveyi Öğrencimdi. Annesi de ben de çok uğraştık meyveyi sevdirmek konusunda. Ne yapabilirdik? Neyi yapmadık acaba? Sizden Şimdi hocam dondurmaya hiçbir çocuk hayır demiyor ve artık bu dönemde mesela evde yapılan dondurmalarla çokça karşılaşmaya başladık. Tarifler paylaştık. Çileği dondurup içerisine süt kreması koyup toz şeker koyup ben mesela rondosuyla dipfrize koyduruyorum. Saat başı çıkarıp yeniden rondoyu takıp blender edip tekrar kaldırdığınızda bol meyveli, içinde süt kreması, sütü, süzme yoğurdu olan bir dondurma elde ediyorsunuz. Hakikaten diğer dondurmadan da farksız ve meyvesi çokça. Hani yine tat reseptörünün yönünü değiştirmek adına çocuğa yapılabilecek en güzel şeylerden biri gıdım gıdım besinlerle tanıştırmak ya. Burada da meyveli bir dondurmayı sunarak ev yapımı, çünkü dışarıdaki meyveli diyen de %5 civarında meyve var. Geri kalanı aromayla katılıyor. Ama evdeki sırfa yakın meyve, neredeyse %80'i meyveden oluşan bir dondurmayı çocuğa sunmak bir nebze işe yarıyor. belki Milkshake'ler. pekmezle tatlandırabilir miyiz Funda Hanım?
Pekmezle de tatlandırılabilir ama toz şekeri çocuklarda kullanmada neden tedirgin değiliz? Eğer o çocuğun bir şeker hastalığı tanısı gibi bir kısıtlaması yoksa aslında hepimiz, ben bilinçli izleyicilerin bizi izlediğini düşünerek rahatlıkla bunu söylüyorum. Yetişkin içinde eğer bir kısıtlamamız yoksa, doktorumuz tarafından bir engel bize konmamışsa günlük yaklaşık 20 ila 30 gram kadar şeker hakkımız var. Şekerden kastımız da bu çaya attığımız basit şeker, toz şeker. Yani şeker derken hemen meyveyi de mi kısıtlayacağız diyor insanlar. Meyveyi bu dediğimin dışında tutun lütfen. Ve günlük almamız gereken o şeker hakkımız çocukta birazcık daha rahat davranabiliyor çünkü çok enerjikler. Bizim sadece üstünde durmamız gereken şey şu. Çocuklar büyüme gelişme çağındalar. Fakat bu büyümenin boyuna büyüme olmasını istiyoruz. Eğer yanlış tüketimler yapar, kalori dengesini bozarsak büyüme devam ediyor ama enine büyüme olarak gidiyor. Ve zihin hala büyüdüğünü zannediyor ama enine büyüdüğü için artık göğüs bölgesi yağlanmış, memeli erkek çocukları, beli olmayan kız çocukları ve çok erken yaşta menstrüel siklusu başlayan kız çocukları görmeye başlıyoruz. Bu da tabii ki geleceğe yönelik büyük bir tehlike. Ve hareket de edemedikleri, hele bugünleri de geçelim, normal şartlarda da biz sokaklarda ipleri gererek okulumuzun varlığında yokluğunda oyunlar oynarken çocuklar, hani siz değerli hocalarımız sokak oyunları dersleri koyup muhteşem paylaşımlar yapıyorsunuz ama bu ihmaller de ne yapıyor? Çocuğun iyice obezitesinin artmasına neden oluyor. Onun için korkuyoruz. Dondurulmuş hızlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Soluk ve benzeri. Ya markette dondurulmuş besini neden aslında evet. Şimdi her şeyden önce bir besini mevsimde tüketmek en kıymetlisi. Çünkü o sırada vitamin, mineral kaybı yok. Yani sizin marketten aldığınız bir karnabahar bile o markette 2 haftadır bekliyorsa, 2 haftada benim evimde bekliyorsa zaten böyle bir tehlike ne yaptı? Vitamin mineral kaybına yol açtı. Taze ve mevsiminde olan bir numara ama onu alıp hemen işlemleyip dipfrize kaldırmak 2 numara neden olmasın? Doğru koşullarda saklanıyorsa, sürekli elektriği giden bir dipfrizim var, gece elektriklerim gitti sabaha kadar çünkü 8 saat çözülmeden duruyor ama vitamin kaybı başlıyor. Öyle bir durumum yoksa, dolabımdan sıkıntım yoksa donduralım koyalım. Hazır olan dondurulmuş gıdalara da hayır demiyoruz. Çok pratik ve doğru koşullarda yapıldığına güvendiğimiz iyi firmaların ürünleri de yine sağlıklı. Alalım ve tüketelim. Yani aslında özünde evde yemek yapalım. Her şeyden önce bu çok kıymetli. Çocukları da buna alıştıralım. Zamanında köşe yazarlarından çok kıymetli isimlerden bir limonata dahi yapmayı bilmeyen kız çocukları Türkiye'de artık olmaya başladı denmişti. Ama bu pandemide herkes her şeyi üretmeye başladı. Çok mutluluk verici. Oğlumda genel bir kabızlık durumu var. Nasıl normale döndürebilirim demiş. Belki bir velimizdir. Evet, kabızlık eğer bir besin tüketimiyle ilgili bir nedense, yani bir fizyolojik sebep yoksa, bir psikolojik sürekli kakasını takip eden yaptın mı yaptın mı diye çocuğu. Çünkü çocuk ilk 2 sene annesi ne dediyse, annesinin krallığında giderken kaka yapmayı öğrendiği anal döneme geçtiğinde, Freud'un psikoseksüel dönemler diye tanımladığı anal döneme geçtiğinde kralın kendisinin olduğuna karar veriyor ve anneyi kakayla yönetmeye başlıyor. Belki bizi dinleyenler de yaşamışlardır. Çocuğunuza dönün ve çişin var mı? Çişi yapalım. Hadi çiş dediğinizde yapmaz. Siz arkanızı dönersiniz. Kil adını ıslatıverir. Çocuk çişiyle kakasıyla anneyi aslında avcunun içinde tutmaya başlar. Buralarda da bir sorunumuz yok. Gayet güzel kaka kısmını çözebildik ama fizyolojik de bir farklılığımız yoksa birazcık besinlerle çözebiliriz diye düşünüyoruz. Mesela sabahleyin uyandığında 2 kaşık vermek üzere şöyle bir püre hazırlayalım. Gün kurusu kayısısı, o siyah kayısılardan 3-4 tanesini kaynar suda iyice yıkadıktan sonra haşlayalım suyun içerisinde ama az bir suda. Neredeyse suyunu çekecek kadar. İyice yumuşadığında içerisine zeytinyağı koyarak blender edelim.
İyice bir dendrettik ve bir bulamaç oldu. Yumuşak, zeytinyağlı bir bulamaç ve kuru kayısının kokusu da zaten o zeytinyağının rahatsız edici tarafını kapatır. Sabahleyin aç karnına 2 yemek kaşığı, 2 tatlı kaşığı kadar, yani 1 yemek kaşığı kadar çocuğumuza yedirmeye çalışalım. Bunu teklif edelim. Akıllılar çok güzel iletişime geçebilirler. Bak anneciğim kaka yaparken canın acıyor, bu sana çok iyi gelecekmiş. Bir ricam da şu, hiçbir bilgiyi kendi bilginizmiş gibi sunmayın, ön yargılı oluyorlar. Ben beslenmeyle ilgili olanı bile kendi evlatlarıma sunarken bir makale okudum böyle böyleymiş dediğimde inanın çözüme ulaşıyorum. Ama dönüp de bak bu çok kıymetli, ben beslenmeciyim, benim dediğimi yap dediğimde ters tepiyor. Onun için bir uzmandan dinledim, bu çok güzel işe yarayacak, gel bunu yiyelim'i sunun. Ve kendi yesin, kaşık kaşık yedi onu. Bir kolaylaştırıcı bu. Bol su içmek büyük bir avantaj sağlar kabızlığı çözmede. Posalı tüketim, salatayı öğünlerde mutlaka bulundurmak büyük avantaj sağlar. Çorbayı akşam öğününe koymak işe yarayacaktır. Ve akşamları zeytinyağlı pişmiş sebze yemekleri eğer yedirebilirsek, bir de onu soğuk değil de sıcak sunabilirsek, zeytinyağlı yemeği sıcak tükettiğimizde yetişkinde de işe yarar, çocukta da işe yarar. Bunları denemeyi tavsiye ediyorum. Bir diğer çözüm önerim de böyle 9 civarı, ki 9'dan sonra çocuklarımıza hiçbir şey yedirmeyelim çünkü büyüme hormonunun salınımı olumsuz etkilenir ve insülin salınımı artar. Yetişkin için de geçerli bu. Bu sefer karın yağlarımız artmaya başlar. Saat 21 civarı 2 kuru inciri bir cezve sütün içinde pişirin. Parçaladığımız inciri süte attık. Fokur fokur kaynamaya başladı ama uzun süre kaynatırsanız süt kesilir. 2 taşım kaynasın, kapatın altını. Onu blender edin, onu içirin. Bu da bağırsakları için olumlu yol almanızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ki mutlaka doktor desteği de alın çocuğunuzdaki kabızlıkta. Hazır dondurmaları çocuklarımıza vermemiz zararlı mı? Kendimiz İşte hazır dondurmanın özür dileyerek söylüyorum ama markası da çok önemli. Eğer biz herhangi bir hazır dondurmayı veriyorsak çoğu zaman krem şanti gibi sadece yağlı bir ürünü vermiş oluyoruz. Çokça süt oranı olan, yani benim burada marka söylememizde hiçbir sakınca olmayacak. Atatürk Orman Çiftliği'nin hele ki keçi sütüyle yapılmışı inanılmaz güzeldir ve doğrudur. Daha sütlü bir dondurma verirsiniz. Çocuklarınızı keşke buna alıştırsanız. Ama iyi markaların bazen çikolata kaplı oluşları tehlikeli ama sadece dondurmayı yemek, külah yememek, külahta da çünkü çok fazla bizim için tehlikeliler var. Çok çok işe yarar. Evet hocam, sorular varsa sizden de alabilirim. Bir yandan da kaçırmamak için izninizle. Bizi belki lisedeki öğrencilerimiz ve onların aileleri de dinliyordur. Sizin de Türkiye'nin klinik psikoloji ve PDR yüksek lisanslı tek diyetisyen olmanızdan faydalanarak biraz hani normal bu pandemi sürecinin öncesinde sosyal medya kullanan gençler özellikle tabaklarını lüks restoranlarda tabaklarını paylaşırlardı. Şimdi ise evde yaptıkları ekmekleri paylaşır hale geldiler. Bu nasıl bir açlıktır? Bu konu hakkında hani illa paylaşmak, neden paylaşma ihtiyacı duyuyorlar? Bu konu hakkında biraz bilgi verir misiniz bize? Açıkça soracağım, hani bu bir ortak paydada buluşma da olabilir. Çünkü gitgide dünyaca aynılaşan giyimler, aynılaşan saç stilleri, aynılaşan tabaklar, beslenme. Mesela beslenmeyle ilgili bana avokado yiyeyim mi diye sorana diyorum ki sizin habitatınızda var mıydı? Yani anneanneniz avokado yemediyse size de hiçbir faydası yok. Onun için o aynılaşan tabakları aslında değiştirmek lazım. Hani niye yapıldığına gelince bu bir kendini ifade ediş şekli olabilir. Üretime geçmek olabilir. Paylaşımı bazen ben şeyle de yorumluyorum. Yani biz pandemide evlere kapatıldığımızda ürün vermeye çabaladık. Çünkü ürün vermek yaşıyorum demenin bir ispatıdır. Bunu hatta bir postumda da domates fidesi üzerinden anlatmıştım Nazlı Hocam. Domatese sürekli su verirseniz domates sadece yaprak verir. Suyunu kestiğinizde domates meyveye geçer.
ürününüzü gösteriyorsunuz. Yani beni sen kapattın ama ben üretim yapıyorumla yaşadığınızı ortaya koyuyorsunuz. Hani tıpkı Yahudi toplumların büyük baskılar altında yaşamlarını sürdürmeye çabaladıklarının üzerine olağanüstü uzmanlar çıktı ortaya. İnanılmaz başarılı bilim adamları, psikoterapistler, analistler. Hepsi aslında çoğunluğu Yahudi toplumlardan baskı altında oldukları için ürüne geçtiler. Belki de biz bu tabakları böyle de yorum. Bir de bu tarafından tabii ki tek nedeni bu değil. Tabii. Ama bir yandan da bunu üretiyorum ben hayattayımı da dili getiriyor olma yöntemi diye de tanımlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi siz sorunca aklıma bu geldi hocam. Funda Hanım, çok güzel gidiyor sohbetimiz. Bir son iki soru daha alıp belki kısaca toparlayabiliriz süremizde olmadan. Boy uzaması için neler yedirmeliyiz? İkinci kez soruluyor bu soru. Bunun için O zaman hocam. Boy uzaması için bir kere öncelikle lütfen 21'den sonra hiçbir şey tükettirmeyelim ve 21'den sonra uyumasını da sağlamaya çalışalım çocuklarımızın. Bu aslında derse çok yoğun zaman ayırması gereken gençler için de geçerli. Erken uyku önemli. Özellikle gece 12 ile 5 arasında büyüme hormonunun en aktif olduğu saat ve o saatleri uykuda geçirmek çok çok kıymetli. Boy uzaması için tabii ki kalsiyum tüketmemiz şart ama kalsiyum da sadece süt yoğurtta var gibi bir kanıyla yola çıkıyoruz. Aslında yeşil yapraklı sebzeler kalsiyum yönünden çok zengin sebzeler. O nedenle salatası, maydanozu, işte sebzesi eksik olmayan tabaklar da çocuklar için çok kıymetli. Yoğurdu hafife alamayız. Yoğurtlu, ayran, süt gibi tüketimleri. Ama anne sütü almanın üzerinde çokça durmak lazım. Mutlaka 24 saat, 24 ay anne sütü vermeliyiz. İlk 6 ay hele su dahi vermeden kesintisiz anne sütü şeklinde devam etmeliyiz. Bunların hepsinin çocuğun büyümesinde büyük etkisi var. Ama tabii ki anne baba genetiği de çok etkili. Üzmemek de lazım. Zıplama çok işe yarıyor. Ev tipi trambolinler, Decathlon'da vesaire de işte sipariş üzerine de eve gelebilecek. Zıpladıklarında da boyu eğrilerinin çok ciddi anlamda değiştiğini de unutmamak lazım. Egzersiz önemli bu konuda. Demir eksikliği olan çocuklar için neler yedirmeliyiz? Demiri yükseltmek için. Demir eksikliği deyince bu sahada yapılan beslenme diyetetik bölümünün Hacettepe'nin stajlarından biri belli bir döneme kadar Doğu Anadolu bölgesinde kırsala gidip orada birebir annelerle birlikte çocukların kan değerleri ve üzerine beslenme alışkanlıkları. Burada yapılan çalışmalardan biri kan değeri demir eksikliği anemisi yaşayan çocuklara tahin pekmez. Sadece değişim yapılan mevzu günlük tüm tüketimleri aynı devam ederken sabah kahvaltısında bir tatlı kaşığı kadar tahin pekmez ilavesi. Şimdi pekmezde çok ciddi bir demir var. Tahin de çok ciddi C vitamini kaynağı ve siz eğer demiri C vitaminiyle birlikte alırsanız had safhada bir emilim gerçekleşir. Tahin pekmez karışımı verilen çocukların 2 hafta sonra kan demir düzeylerinin çok ciddi anlamda pozitif yönde ilerlediği. Bu bile tek başına faydalı. Ama kırmızı etin önemi çok büyük. Hani yetişkinlikte haftada birle sınırlı kalalım derken çocuk için en az haftada 3 kez kırmızı et tüketimi kıymetli. Yeşil yapraklı sebzeler, meyveler hepsinden dengeli alım aslında tüm besinlerin emilimi anlamında da destek sağlayacaktır. Yumurta çok kıymetli yine. Yumurtayı da eksik etmeyin diyoruz. Evet, yumurta her daim masalarımızda olmalı sanırım. Funda Hanım, Aynen. bizim okulumuzda sizi davet ettiğimizde çocuklarımız için çok pratik bir bilgi vermiştiniz. Onu tekrar alabilir miyiz? Tekrar hatırlatabilir misiniz zamanımızda olmadan? Hem kısaca bir özetlemiş oluruz. Hem de akılda kalan bir formülü paylaşmış oluruz. Bu 5, 4, 3, 2, 1 artı 10 kuralını diyorsunuz. Şimdi günde 5 porsiyon sebze, meyve, salatayı bir şekilde hayatımızda bulunduralım istiyoruz. Bu bir kere çok kıymetli. Çocuklar için günde 5 kez salata, meyve, sebze tüketelim. Günde 4 su bardağı kadar
su içmelerini sağlayalım. Sıvı tüketimi çok önemli çünkü enfeksiyonların boğazda kalmasından tutun da sindirim sistemi ve cildin gençliği, öfke yönetimi birçok konuda sıvının vücudumuzda oksijen girişiyle alakalı kıymeti çok büyük. Onun için 4 su bardağı su tüketimimiz olsun. Günde 3 kez kahkaha atalım. Bu üçün hatta biri mutlaka aileyle birlikte olsun. Eğlenceli anlar yaşayalım. Günde 2 saatten fazla ekran başında olmayalım ama tabii bunu bu dönemde üzülerek söylüyoruz. Yavrular o online çalışmaları mecbur ekrandan yaptılar ama hani şu keyfi işte oyunlar vesaireler o nedenle onu kısıtlı tutmakta fayda var. Günde 1 saatte çok ciddi anlamda olması şart değil. Profesyonelce olmayabilir ama fiziksel aktivite yapalım. Atlayalım, zıplayalım. Ev toz oldu derdini bir kenara bırakalım. Yastık savaşları yapalım, terleyelim. O bir saatlik enerji çok, enerji atımı çok çok kıymetli. Artı 10 saatte uyuyalım. Yani eğer o yavrular 10 saatlik uykularını gerçekleştirmiyorlarsa, o zihin dinlenmeyi başarmıyorsa, hele ki elektronik ekrana sürekli bakıyor olmanın yorgunluğu çok fazla, o güzel beyinler dinlenemiyorsa güne yanlış başlıyoruz. 10 saatlik uyku çok kıymetli. Onun için bu 5-4-3-2-1+10 kuralı umarım herkesin zihnine yerleşmiştir. Sizi okulumuza davet ettiğimizde çok ilgi çekmişti bu 5-4-3-2-1+10 kuralı. Çocuklarımız da çok güzel aklında kalmıştı. Funda Hanım çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktiniz. Jalit Özer ailesi olarak konuk oldunuz evlerimize. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum hocam. Sizin bu tatlı davetiniz, güzel yüzünüz, ev sahipliğiniz yine muhteşem ve eşsiz. Nazlı hocam size başta olmak üzere. Eda hocama da buradan selamlar edelim. Değerli müdürümüz, herkese sevgilerimizi iletiyoruz. Tüm katılımcı sohbetimize katılan herkese sevgiler. Sevgiler Funda Hanım. Çok teşekkürler. Sağlıklı. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Sağ olun.